Cümleten selamun aleyküm Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, ben bu videoyu 27'sinde çekiyorum ama 28'de izleyeceksiniz. Merak etmeyin çok bir şey kaybetmemiş olacaksınız. Ya hocam bize bir gün geriden veriyorsun abi. Yok yok rahat olun. Ben size eş zamanlı veriyorum, rahat olun. Ben 3 gün geriden çeksem size video hazırlasam 3 gün sonraki gündemle de paralel yaparım. Siz rahat olun beğenin, arkanıza yaslanın, izleyin arkadaşlar. Fenerbahçe'mizin sahne bizim. Saldır Fenerbahçe. Büyük taraftarın arkanda projesi kapsamında 2022-2023 sezonunda iç sahada oynayacağı tüm maçların öncesinde düzenlenecek maç önü seromoni etkinliğine tüm taraftarlarımızın çocukları katılabilecek. Yani Fenerbahçe soyluların takımı olmaktan çok halkın takımı olacak arkadaşlar. Benim Biliyorsunuz bu konudaki tepkilerim biraz fazlaydı. Hani hep zengin çocukları gidiyor. Yani e, ne kadar da zengin sayılırsa artık. Oraya bilette giden taraftarın çocukları da seçese diye çok şükür. Belotti'de Galatasaray'ın bir adım önündeyiz. Yok ya. Kaç kişiyle? Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrilirken. Ne gibi oldu? Google çeviri gibi oldu. <laughs> Gündeme birçok isim de geliyor. O isimler arasında tövbe estağfurullah ya. O isimler arasında en dikkat çekici olan Belotti cephesi için önemli iddialara bir yenisi daha eklendi. Acaba neymiş? Şimdi Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Ben bu videoyu maçtan önce çekiyorum. İnşallah turu geçmiş bir şekilde size bu videoyu sunmuş olurum. Siz de turu geçtiğimiz için sevinçli olursunuz. İnşallah aksilikler vesaire olmaz da yani hep birlikte mutlu mesut bir şekilde yeni bir güne uyanıp bu videoyu beğenirsiniz. Şimdi Fenerbahçe şampiyonluk ipini göstermek istiyor. Ama diğer taraftan da Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyor ya da Avrupa'da gidebildiği yere kadar gitmek istiyor. Bakın bizim öyle kupa kazanalım, şunu yapalım, bunu yapalım diye bir iddiamız yok. Zaten kupa kazanalım diye bir iddiamız olamaz. Niye olamaz biliyor musunuz? Haddini bilen çakal felsefesini duydunuz mu? Ya haddimizi bilmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar ben şunu söyleyeyim peşin peşin. Ben Belotti'yi beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Yani imkanı yok. İyi de hocam sen ne dedin? İstersek 15 dakika içinde Belotti. 15 dakika içinde Charlotte bizde demedin dedim. Videolarda da sabit. Evet sabit. E sonra? Sonrası yok arkadaşlar. Joao Pedro'yu çektin. Belki de Plea'yı çekeceksin. En azından Pedro ve Playa'yı çektiğin fiyata bakın e, ayak ezilmesi yaşamış mesela Charlotte, Yani e, mesela Sherlock'un durumu öyle ayak ezilmesi yaşamış ve kulübü de pek gönderme niyetinde değildi. Belotti'nin durumunu da söyleyeyim. 20 milyon euro yazıyor ama ona aldanmayın. Gözünü sevdiğim arkadaşlarım. Oradaki 20'ye aldanmayın. Ya burada 20 yazıyor. Tamam biz alırsak kesin süper oynar demeyin. Şimdi söz konusu Joan Pedro olunca diyorsunuz ki orada 12 yazıyor. Büyük topçu olsaydı Milan kapardı, Inter kapardı. Adamda 20 yazıyor. Milan eşek mi? Juventus eşek mi? Niye almıyorlar? Çünkü yüksek bedel istiyor. Çok yüksek bedel istiyor. Eğer yüksek bedel istemese zaten yani yüksek bedel istemese zaten şu ana kadar 50 kere aldıydık da hocam 15 dakika içinde nasıl alacaktık? Fiyatı yükseltecektin arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani imza parası fiyatını yükseltecektin. Yani imza parasını yükseltecektim. Durum bu. Şimdi... Şimdi, sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşlerim. Bakınız. Burada haberde diyor ki benim şaşırdığım noktalar var haberde. Yani rotasyon önemli takviyeler yaptı Fenerbahçe şöyle yapıyor böyle yapıyor birçok futbolcuyla görüşmesini sürdürüyor. İşte Torino'daki Belotti takımdan ayrılmaya kararlı Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın listesinde. Eee İtalya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den bir sürü talip var. Hiçbirine anlaşma sağlayamadı. Ee! Hedef Şampiyonlar Ligi. O önce gelecek sezonda Evler Ligi'nde boy gösterecek olan bir takıma imza atmak istiyormuş. Ee! O zaman Fenerbahçe'nin Galatasaray niye karşı karşıya? Yani niye karşı karşıya? Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu söylüyor. lan manyak eğer adam Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takıma gidecek diyorsan haberde. Fenerbahçe bir adım önde değildir. Fenerbahçe depara kalkmıştır. Fenerbahçe tur bindirmiştir. İkinci turu bindirmiştir. Ya akıl var, mantık var. Fenerbahçe eğer Pedro'yu alabilirse Belotti'yi şey, e, alabilirse hem Joao Pedro hem Belotti'yle birlikte iki tane İtalya Ligi'nde Tarsan futbolcu almış olacak diyor. Ben şunu söyleyeyim. Şu Şampiyonlar Ligi muhabbeti yalan demiyorum. Diyemem. Ben yalan konuşmam. Ama arkadaşımızın çok sevdiği bir şeyler var. Hani kimsenin veremeyeceği türde bir şeyler var. Bilmiyorum. Bu gidişte hani şarkının biri diyor ya çarpa çarpa kendisi öğrensin diye. Bir yere çarpsın çarpsın da sonrasında öğrenebilir. Ama ben beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Hocam playa bekliyor musun? Fenerbahçe için Luan Perez iddiası. Ben bu gülüşü tanıyorum hocam. Sen 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 bu gülüşü attıktan sonra bak Ali, Ali Bey'e de söyledim. Geçen de söyledim. Ben Fenerbahçe için bekçi olurum. Kim Napoli'ye satan Fenerbahçe'de stoper araçları sürüyor. Sarı lacivertler için Luan Perez iddiası Fransız basınından geldi. Değerli arkadaşlar dün konuştuk. Anlattık. Değindik. Zaten sonrasında Metiye düşeceği malumdu. Fakat ben size bu haberde 3-4 tane farklı duyum vereceğim arkadaşlar. Haber önemli değil. Haberin hiçbir önemi yok benim için. Ben size duyum veriyorum. Yani o haberleri biz de okuruz internetten diyen arkadaşlar var. Kanalı yanlış tanımayın. Haberi tabii ki siz de okuyabilirsiniz. Okuma yazmanız illaki vardır. Ama duyumu internetten okuyamazsınız. Ne var hocam? 500 tane Twitter'da duyumcu takip ederiz. Abi takip edin. 500 tane Twitter'cı takip edin. Her birisinin o gün yazdığı duyumları okumanız yaklaşık olarak 8,5-9 saatiniz alacak. Biz burada 3 tane video çekiyoruz günlük. Ortalama süreye vurduğum zaman 3 video 50 dakika falan yapıyor arkadaşlar. Hani ben de öyle iki kat şey, bir kat hızda izlenecek adam değilim. 1.25'te falan izlemenizi tavsiye ederim. Ben bile kendime tahammül edemiyorum. Hani 1.25'te izleseniz 40 dakika falan aşağı yukarı 35 40 dakikanızı ayırın. Gündemden haberdar olun. Lekipten duyum ile başlayalım. Marsilya forması yani Luan Perez'i Fenerbahçe kadrosuna katmak için görüşüyor demiş. Marsilya cephesi transferi doğruladı demiş. Bu da ikinci bir duyum. Şuraya kadar her şey doğru. Evet. Ee, 29 yaşındaki Brezilya futbolcusu stoper sol bek mevki 28 değil miydi ya? Luan Perez. Ben niye 28 hatırlıyorum? Ben 28 hatırlıyorum. 19 Temmuz 94 doğumlu 28 yaşında sizin yapacağınız haberinde. <laughs> sizin yapacağınız haberinde sizin de. Ulan Fenerbahçe alacağı zaman adam daha yeni yaşına girmiş 29 yaşında. 29'un içinde 10 gün geçmiş. Allah'tan kork. 365'i yarılamış. 365 gün 6 saatin yarısı geçmiş. Bak 10 gün geçmiş. Fenerbahçe 29 yaşında futbolcu. 28'de. Hayır 28 değil falan. <laughs> şey gibi genç Talyan yaşlı ozandan 5 ay daha büyüktü ya öyle bir olay gibi bir şey. Neyse. Ay 2025'e kadar sözleşmesi var. Sol stoper sol bek oynayabiliyor. Şimdi arkadaşlar Palavracı'nın bir tanesi demiş ki Fenerbahçe Gustavo Henrique'yi aldığı için bu transfer normalde olacaktı ama Fenerbahçe Gustavo Henrique'yi aldığı için bu transfer olmayacak. Lucas Perez için demiş. Şey Luan Perez için demiş. Lucas Perez benim andı ya. Kim doğru Lucas Perez? Şimdi arkadaşlar Bakınız değerli arkadaşlar. Ha bu Cadiz'in forveti. Arkadaşlar yanlışlıkla Lucas Perez dersem şaşırmayın. Geçmişte de bu bizim gündemimize gelen bir futbolcu o yüzden e, affınıza sığınarak söylüyorum. Gustavo Henrique sağ stoper. Luan Perez sol stoper. Alakası yok. Marsilya Luan Perez'in transfer için Fenerbahçe ile görüştüklerini doğruladı demiş. Evet ben de doğrulattırdım. Evet Fenerbahçe'nin teklifini de doğrulattırdım. Karşı tekliflerini de doğrulattırdım. Fenerbahçe Marsilya'nın Brezilyalı sol stoperi Perez'i transfer etmek için görüşmeler yapıyor demiş bir başka duyum. Evet doğru. Türkiye'den bir duyumcu. Fenerbahçe stopere bir takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gündemdeki son isim Marsilya'dan Luan Perez. Fenerbahçe girişimde bulunacak demiş. Girişimde bulunmadan önce bulunacak demiş. Arsenal'den Pablo Mari için de çalışmalar devam ediyor demiş. Mari eski hocası Jesus da çalışmayı çok istiyor demiş. Nino basın toplantısında açıklamalarda bulunmuş. Menajerimle 10 gündür konuşmadım. Bak Fenerbahçe'nin bir ilgisi olduğunu duydum. Doğru ya doğru kardeşim ben duydum. Ben, ben duyduklarından sorun diyor mesulüm. Ama ben ben de 10 gündür konuşmadım demiş. Bu da okey. Hocam Luan diyor, potpor yapıyor, Nino, Mari, Ruben Semedo'yu da konuşuyor. Ruben Semedo da Instagram hesabından Jorge Jesus'un fan sayfasını takibe almış. Hocam Türkçesi ne? Hani 50 tane duyum verin de bizim kafa 1 milyon oldu. Türkçesine biz şimdi neye inanacağız, neye bakacağız? Arkadaşlarım, Luan Perez, Fenerbahçe'nin teklifi şöyle bir şey desem. Bak kızmak yok. Kızmayacaksınız. Söz mü? La ben duyumu aktarıyorum size. Bu akşam çubuklu bu sahadayız. Ben de. <laughs> ben de demeyim dur. Biz de çubukluyla yerimizi alın diye. Çocuk gibi. Biz de çubuklu ile yerimizi aldık şimdi arkadaşlar kızmak yok ama bak kanaldan banadan ayrılmayacaksınız bu teklifi söyledim diye lan bunu kabul ederler mi falan de, demeyin bak ben ben söylüyorum kardeşim siz dinleyin ya ya dinleyin arkadaş ya iki buçuk milyon euro kiralama ücreti iki buçuk milyon euro kiralama ücreti artı üç buçuk milyon euro da satın alma opsiyonu Artı bir şey 1 milyon euro da bir şey için vereyim lan. Yok, vermeyeyim. Vermiyorum. Bonus bonus yok. 2,5 kira alama. da opsiyon koydurup almak istesek bize bunu verirler mi? Küfür etmeyin lan. La küfür yazma. Bak. Küfürsüz. Hayır. Tamam. sadece sordum verirler mi dedim. Peki verirlerse? Lan verirlerse ben böbreğimi veririm falan demeyin verirlerse hocam bir dakika önemli bir soru soracağım. Atilla Salai. Şimdi bu adam gelirse Atilla Salai gidiyor mu? Önce sen bize onu söyle. Yok. Hiçbir yere gitmiyor. Nasıl yani? Luan Perez geliyor. Yani gelirse. Atilla Salai bir yere gitmiyor. Doğru mu hocam? Evet. Doğru Samet. Doğru. Kim gidiyor? Hiçbir gitmiyor. Novak gidiyor. Nasıl Novak gidiyor? Novak gidiyor. Arkadaşlar tane tane anlatayım. Bismillah. Luan Perez için 2.5 kiralama, 3.5 satın alma opsiyonlu teklif sundu. Zaten ben haberi ilk verimde de Luan Perez dedim de oradaki kiralık manasını anlamadınız herhalde. Eğer Türkçesinde söyledim ama. 1. İkincisi Kim Minji zaten gitti. Gündemde yok. Gustavo Henrique geldi. Gustavo Henrique için de bir yorum var da onu da okuyayım. Ee, geldi. 3. Mevcut kadroda Salahi 1, Serdar Aziz 2, Gustavo Henrique 3. Buradaki şifreyi de alın. <laughs> Buradaki şifreyi de almıyorsanız yani neyse geri sarmayın bir daha sayayım. Atilla Salahi 1, Serdar Aziz 2, Gustavo Henrique 3. 3 tane stoperimiz var. Luka, şey, Luan Perez'i de verirlerse 4 tane stoperimiz olmuş oluyor. Tamam. Ferdi Kadıoğlu Solbek. Çağatay kuru kalıpta sol bek yedeği. Novak ayrılma düşüncesi vardı. O da ayrılır artık yabancı kontenjanımızdan dolayı. Okey. O sahayı Samuel Burak kapacaktı. Sağ bek tandemimiz. Nazım Sangare'de sakat ama yine de orada yerini alacak. Savunma hattı transferi tamamlanmış olacak. Kabul müsünüz? Okey misiniz? Hocam Semedo'yu da alsak. Ee, Semedo için bir şey söylemeyeceğim. Alabiliriz. Ama bizim şartlarımıza uyarlarsa. Ve madem sorunlu futbolcu elden çıkarmasınlar bonservis bonservis istemesinler. Bizim paramız kısıtlı. Şimdi şu anda paramız az. Anlaştık mı? Kabul müsünüz? Bu adam sol bekte de oynayabiliyor. Zaten geçen sene yaptığı asistler hep sol bekteyken yapmış. O yüzden de hem Fenerbahçe stoper kazanmış olur hem sol bek kazanmış olur. Bir taşla 7-8 tane kuş vurmuş olur. Kabul müsünüz? Hocam biz kabulüz de 2.5 artı 3.5 bunlar töpe kabul etmez. Salak mı bu adamlar? 4.5'ü almışlar alsın. Bana ne? Ya bana mı alıyorlar? Kaç aldıysa alsın. 28 yaşındaki stoper. Kim alır lan bunu? O kadar para. 4.5 milyon euro. Çok fazla. Adamın piyasa değeri 2 milyon euro iken 4.5'ü almışlar. Hülle yapmışlar Santos'tan. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Adamın piyasa değeri 2 milyon euro iken biz alsaydık. Bak geçen sene biz alsaydık. 27 yaşındaki stopere bu mu verilir? Mal mı bu Fenerbahçe? Çöpleri topluyorsunuz takıma derdiniz. Transfer market piyasa değeri 7 yazıyor ya. Yere göre sığdıramıyorsunuz değil mi? Ha müdahaleleri güzel. Temiz ayağı var gördüğüm kadarıyla ve e, nokta atışı pasları var yerden oyun kurma anlamında da üçlü bir oyuncu. Skiss videosunu izlediğim için söylüyorum. İngiltere dışında Belçika'da da oynamış. Tırt. Adam Belçika'da çok fazla iş yapmamış. İkinci kiralık döneminde ee, biraz bir şeyler yapmış diyelim. Daha doğrusu kulüp bürüş satın alıyor. 500 bin euroya. Santos geri kiralıyor. Sonra Santos satın alıyor. Bakıyor ki iş var. 250 bin euroya kiralayıp 2.8'e geri alıyor 500 bine satılan futbolcuyu. Böyle bir şey süreç var. Neyse. O sizin bileceğiniz iş ama süreç bu. Mustafa Henrique için yorumlar var. Gustavo Henrique için yorumlar var. Güçlü bir stoper diye. Ya bırak hocam ya. Bir tek sen beğeniyorsun bu adamı. Arkadaşlar ben beğeniyorum demiyorum. Ben size pozitif yönlerini söyledim sadece. Ama izleyip göreceğiz Brezilyalı gazeteci Carlos Berbet. Berbert. Ha berbat diyor hocam. Bu adam çöpçü. Fenerbahçe'nin yeni stoperi Gustavo Henrique'yi fanatiğe yorumlamış. Yani Jesus döneminde Flamengo'ya Santos'tan transfer olduğu Jesus'un yönetiminde de müthiş maçlar çıkarttı. Özellikle referans olarak gösterebileceğimiz en iyi maçlarından biri Maracana'da Independiente'ye karşı oynanan ne güzel bir takım ismi ya Independiente. Bizde ne? Neyse bizdeki takımları söylemiyorum aşağıladı diyorlar. Öyle bir şey yok. Esprisine söylediğim şeyi de ciddiye alıyorlar o yüzden söylemiyorum. 3-0 kazandıkları kupa final diyebilirim ancak Jesus'un ondan sonra 6 hoca değişikliği yaşadılar. Ayrılmasından sonra performans anlamında iniş çıkışları yaşadı. Daha çok iniş yaşadı diyebiliriz. Domenek Torrent'in döneminde onun sistemine alışı, alışmak için çaba sarf etti ama basit hatalar da yaptı. Rogerio Ceni yönetimle tekrar iyi maçlar çıkardı. Ve Ceni'nin ardından göreve gelen Renato Gaucho ile tekrardan azalan güvenini geri kazandı. Bu yıl sakatlıklar yaşamasına rağmen başarılıydı. Henrique 1.96 cm boyunda son derece uzun bir stoper. Hava toplarında hem hücumda hem defansta takımın en iyiler arasında yer alıyor. Ağır olmasına rağmen pozisyonunda başarılı. Sağ ayaklı ve özellikle sağ stoperde oynadığı zaman kendisini rahat hissediyor ve daha iyi oynuyor. Sadece fiziksel değil psikolojik anlamda da çok güçlü bir stoper demiş. Ben fiziğini beğenmemiştim oysa. Negatif olarak söyleyebileceğim şey ise Henrique'yi eğer sol stoperde oynatırsanız sıkıntı yaşar. Ters ayakta ve ağır kalma sebebiyle hızlı atak oyuncularına karşı zorlanabilir demiş. Bu arada vizyonsuz Luis Suarez de Uruguay'a geri dönüyormuş. Vizyonsuz, çapsız. Çapsız. Atletico Madrid'den ayrılan Suarez yetiştiği kulüp olan Nasyonel'e geri döneceğini açıklamış. 35 yaşındaki koca yaş, yetiştiği kulüp olan Uruguay'ın Nasyonel'e anlaşma sağladığını geri döneceğini açıklamış. 2006 yılında Uruguay 800 bin euro ile Groningen'e transfer olmuştu diyor falan filan. Söylediğim şeyi bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bir futbolcu 450 dakika Fenerbahçe'de izlemeden yorum yapmamak en doğrusu diye düşünüyorum. Bu hem sizin hem benim açımdan en doğru olanı diye de eklemede bulunayım. Luan Perez gelir gelmez bir şey söyleyemem. Ama söyleyebileceğim tek bir şey var. Ne olur Fenerbahçe'ye futbolcu gelirken çöp giderken hain ilan etmeyin. Kim Minji'ye gelirken çöptü. İkincilik topçusu statüsündeydi. Çin liginden topçu mu? alınırdı? Şimdi giderken diyorsunuz ki hain biraz daha kalsaydı. Gelirken bir anasına söylemediniz. Crespo gelirken ikinci lig topçusu mu alınır? Portekiz ikinci liginde kraldı diye burada kral mı olacak? Burada soytarı olur dediğiniz topçu. Şimdi 10 milyona gitmesin diye dualar ediyorsunuz. O sayı Samuel 500 bin euro para verildi. Serbest kalma bedeli ödendi alındı. Şimdi diyorsunuz ki o sayı için 15 verseler satmayın. Eferdi kadı aynı şekilde. Arkadaşlar futbolcunun transfer marketinde 1 milyon euro yazmasıyla 5 milyon euro yazması arasında evet bir fark var ama sahada o 5 milyon euroyu göstermedikten sonra dediği kadar fark olsun. Farkı oyuncunun kendi belirler. Farkı oyuncunun oyunu belirler. Anlatabiliyor muyum? Farkı futbolcunun kendi belirler. Bugün şu an itibariyle bak şu an itibariyle Fenerbahçe'nin Yaş ortalaması Gustavo Henrique eklenmemiş halde 25.74. Şu an yaş ortalaması. E burada mesela misal veriyorum 30 yaşındaki Kolkır'dan çıkılacak mesela. Anlatabiliyor muyum? Baktığınız zaman mesela. Hani ee, biz Zayt'tan çıkılabilir 28 yaşında nihayetinde. Max Mayer'den çıkılacak. Şundan çıkılacak. Bunların, hani Fenerbahçe'de gidecek de mesela Pelkas 28 yaşında. Hani bir çıkılabilir. O açıdan söylüyorum. Joao Pedro, Joshua King 30'ar yaşlarında ama 1'e 12 milyon euro, biri 8 milyon euro piyasa değerinde. Samad da 29 yaşında mesela 3 milyon euro piyasa değeri. Valencia 32 yaşında. Hani bunlardan çıkılabilir. Ama Fenerbahçe'deki değişimi, başkalaşımı lütfen sahada görün, sahada yargılayın. Oturduğunuz yerden ya Gustavo geliyor 3 milyon euro piyasa değeri, 2.8 piyasa değeri var çöp. Ha, şunu da söyleyeyim. Hem Semedo gelse hem Gustavo Henrique gelse Serdar Aziz Salah'yı kalsa daha mı rahat olacaksınız? Mesela Salah'ın yedeğini kim yapmayı düşünüyorsunuz? Bak şu Luan Perez bence biçilmiş kaptan. Sol bek oynat. Luan Perez Salah'ı anlatabiliyor muyum? İşte Serdar Aziz ya da Semedo neyse. Belki 5 tane stoper atlığına başlayacaksın. Semedo'yu şey Luan Perez'i belki sol bek diye alacaksın. Luan Perez Semedo artık Gustavo Henrique tamam bitti benim transferim diyeceksin. Serdar Aziz'den de var diyeceksin. E sağda Osai. Bak Avrupa'ya çıkarken dört tane yabancılı bir hadis. Semedo, e, Salahi, Rohan Perez, Osai. Kalede 6. Yani Avrupa'ya çıkarken orada yabancı serbestliği var. Anlatabiliyor muyum? Lütfen futbolcuları Fenerbahçe'deki oyunuyla değerlendirin. Yoksa arkadaşlar her gelen size göre çöp. Her gelenin kusuru var. Adamın piyasa değeri 30 milyon euro olsun. Size göre o da çöp. Madem 30 bize niye geliyor? Real Madrid'e gitseydi. De bir eleştiri türüdür. Anlatabiliyorum değil mi? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.